zaman içinde şehir içinde kalan Kayseri Şeker Fabrikası'nın kent dışına taşınıp taşınmayacağı merak ediliyor. Şimdilik böyle bir gündemin olmadığını belirten Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, bayram avansları, kurumun finansal durumu, kota sınırlaması ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Binlerce çiftçinin pancarını alan ve binlerce işçiye istihdam sağlayan Kayseri Şeker Fabrikası 1955 senesinde merhum Başbakan Adnan Menderes tarafından açıldı. Fabrika kendi ismini de taşıyan Şeker Mahallesi'nde faaliyetine devam ediyor. Zaman içinde kentin genişlemesiyle fabrikanın çevresi yeni yerleşim alanlarıyla doldu. Bu da Kayseri Şeker'in kent dışında bir alana taşınıp taşınmayacağı konusunu gündeme taşıdı. Konu Kayseri Radar ve Hunat TV ortak yayınında Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz'ün sunduğu Ramazan Sohbetleri programına katılan Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'a soruldu. Akay zaman zaman bu konunun gündeme taşındığını ancak şu ana kadar bununla ilgili bir çalışmanın ise hiç yapılmadığını söyledi. Akay şunları ifade etti. Burası aslında şehrin bir ciğeri konumunda. Evet. Buranın buradan Kayseri Şeker Fabrikası çıkacak olursa burası ne olur? Binalar da donar, konut olur, işte ona benzer şeyler olur. Ciğeri yok olur, şehrin ciğeri yok olur. Eğer şehircilik açısından bakıyorsak Kayseri Şeker'in burada olmasının bir zararı yok. Çünkü Kayseri Şeker çevre konusunda da her türlü konuya dikkat eden, bunu en iyi şekilde yapan, bu konuda ödüller alan bir kuruluş. Yani şehre hava kirliliği noktasında, işte gürültü noktasında, çevre kirliliği noktasında yaptığı hiçbir problem yok. Eskiden şeyler kamyon sıraları olurdu. Şimdi uygulamalarımızda onları da ortadan kaldırdık. Artık öyle kamyon sırası da yok. Büyükşehir Belediye'miz sağ olsun Kayseri Şeker Fabrikası için bir pancar yolu yaptı. Şehir trafiğinde olumsuz etkilemekten kurtulmuş oldu. Bu manada çevreye hiçbir problemi yok. Bu şartlarda Kayseri Şeker şehir dışına taşınsın. Valla taşınması çok kolay değil. Böyle bir fabrikayı yapabilmek için bugünün şartlarında 2 milyar kaynağa ihtiyaç var. Varsa böyle bir kaynağı olan bunu verirse bize, fabrika yaparsa arsamızın biz de taşırız. Değerini verirse. Biz de taşırız. Arsamızı vermeyiz de karşılığında. Yani fabrikayı yapan olursa taşırız. Yani daha önce de buna benzer diyaloglar olmuştu. Ama yani benim kanaatim bu. Ama şartlar nasıl gelişir? İlerleyen zaman içerisinde onu bilemiyorum tabii. Zamana göre. Bizim bakalım. Gündemimizde, yönetimin gündeminde böyle bir konu yok. Teşekkür ediyorum. Tabii burası topyekun bir kuruluş. 3 tane fabrika. Hepsi bizim kendi işte değerli bir parçamız. Üçü beraber bir anlamı ifade ediyor. Üçü beraber Kayseri Şeker'i oluşturuyor. Kayseri Şeker'in bugünkü imajını, bugünkü gücünü, bugünkü motivasyonu üçü beraber sağlıyor. Bizim fabrikalarımızın hepsi birbiriyle yarış halinde. Turhal Şeker Fabrikası biliyorsunuz biz özelleştirmenin yüz akı ifadesini kullanıyoruz slogan olarak. Boğaziyen Şeker Fabrikası da başarıyla çalışmalarını sürdürüyor ama işte artık 15 senelik bir fabrika oldu ve bazı yönlerde kendisini yenilenmesi gerekiyor. Makineleri eskiyen taraflar oluyor. Onların yenilenmesi gerekiyor. İlave yenileme yatırımlarıyla ki bu arada mesela arıtma tesisi kuruldu. Onun dışında 40 bin tonluk yeni bir şeker deposu yapıldı Boğaziyen'e. Ve çeşitli makinelerde yavaş yavaş yenilemek durumu ortaya çıkıyor. Yenileyerek o fabrika bütün gücüyle ve yüksek performansıyla üretime devam ediyor. Bu arada Kayseri Şeker'de yani yenileniyor. Kayseri Şeker'de hani 1955 yılında kurulmuş 68 senelik bir kuruluş ama bir taraftan da işte kendisini sürekli yenilemek durumunda olan bir kuruluş. Burayı da yeniliyoruz. Bizim 3 fabrikamız için mesela bu sene için 2022 yıl için planladığımız yatırım rakamı 70 milyon civarında. Yani bu ne kadar önemli bir işte rakam olduğu herhalde anlaşılıyordur. Bize hani 5 milyarlık ciro içerisinde rakamlar biraz küçük geliyor bu rakamlar da ama piyasa için çok büyük rakamlar. Bu Turhal'daki bölge halkı memnun oldu mu peki efendim? Yani sizin orayı şöyle söyleyeyim %95 asgari %95 ölçüsünde memnun ve yani sürekli onların biz duasını alıyoruz. Çünkü Türk Şeker zamanında görmedikleri uygulamaları Kayseri Şeker zamanında en üst seviyede Kayseri ve Boğaziyen fabrikalarımızdaki uygulamaları en üst seviyede onlar da görmeye, yaşamaya başladılar. Bundan dolayı da yani böyle başlarına devlet kuşu konmuş gibi görüyor onlar ki gerçekten de böyle. O Turhal'ı Kayseri Şeker'in alması o bölge için gerçekten
büyük bir şans diye düşünüyorum ben. İçinde bulunduğumuz İnsanlar da bunun farkında. Bahsetmedik. Evet. İçinde bulunduğumuz hizmet binasından hiç bahsetmedik. Burası Pansu'nun eski binası. Burası çok nezih, ferah, geniş. İlk programı da biz yaptık. Burada. Tabii burası modern bir ofis haline geldi. 2015 yılında bu modern ofis oluşturuldu. Pansu biliyorsunuz 2011 yılında kapatılmıştı. Kapatılması konusuna girmeye gerek var mı bilmiyorum. Kapatılmak mecburiyete hasıl olmuştu ve kapatılmıştı. Öyle olunca bu bina tabii boş kalınca biz de depo mu yapalım yoksa ofis mi yapalım dedik. Büyüyen gelişen Kayseri Şeker'in daha modern bir ofise ihtiyacı vardı. Çalışma ofisine ihtiyacı vardı. İnsanlarımızın daha yani personelimizin daha olumlu şartlarda çalışması, verimliliği artırıcı anlayışıyla burayı modern bir ofis haline getirdik ve çok nezih oldu. İstanbul'dan, Ankara'dan gelenler de burayı geziyorlar. Burada aynı zamanda Ar-Ge birimimiz de var ve bu Ar-Ge birimimiz de gerçekten Ar-Ge birimleri arasında örnek olabilecek nitelikli bir Ar-Ge birimi. Yani bu ofis evet oldukça memnun olduğumuz bir uygulama. Ellerinize kollarınıza sağlık. Sayın Başkanım bir saati açtık. Yavaştan biz yayınımızı toparlayacağız. İzleyicilerimiz de gayet yoğun, çiftçilerimiz de gayet yoğun şekilde izliyor. İster onlara veya Kayseri kamuoyuna vereceğiniz son bir mesaj varsa siz de toparlayalım, veda edelim. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet ettiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ama değişik bir yayın oldu. Ben tabii ekibe de çok teşekkür ediyorum. Ne kadar zor zahmetli bir iş olduğunu arkadaşlarımızın yayın öncesi çalışmalarından anladım. Bu kadar zahmete hep beraber katlandınız. Hasreten onun için teşekkür ediyorum. Kayseri Şeker Türkiye'nin bir değeri. Orta Anadolu'nun bir değeri, sektörün bir değeri. Çiftçi kuruluşu. Ama ismi Kayseri Şeker olması hasebiyle Kayseri'nin bir değeri. Onun için Kayseri'de herkesin buraya sahip çıkmak gibi bir görev mecburiyet, var. Görev olduğunu düşünüyorum ben. Biz hasbelkader bugün buradayız. Yarın Allah neyi takdir eder bilemeyiz. Hani biz buraya böyle kendimiz isteyerek, koşarak aman gidelim Kayseri Şeker'de görev yapalım diye gelmedik. Ama kısmetmiş geldik. Bu görevi yapıyoruz. Bunun Kayseri Şeker'in bu yüksek performansının, oluşmuş yüksek performansının gelecekte de aynı şekilde devam etmesi lazım. Biz olalım, olmayalım. Bu da topyekün bütün çiftçilerimizin, çalışanlarımızın ve Kayseri'deki hemşehrilerimizin özellikle sahip çıkmasıyla, tabii siyasetçilerimizin, kamu yöneticilerimizin, her sivil toplum kuruluşlarının hepsinin ortaklaşa bir değeri, hepsi beraber buraya sahip çıkmaları gerekir inancındayım. Bu konuda biraz yani çiftçilerimiz ve çalışanlarımız açısından olmasa bile Kayseri'deki diğer hemşehrilerimiz ve diğer kişiler açısından yeterli destek oluyor mu? Onun tabii sorgulanması lazım. Herkes bu manada kendisini sorgulaması gerekir. Yeni bir kampanya dönemine başlıyoruz. Çiftçilerimize inşallah bereketli, bol kazançlı bir kampanya dönemi diliyorum. Sağlık, afiyet diliyorum. Ağız tadıyla Ramazan'ı sonlandırmalarını temenni ediyorum. Ve hepsini saygıyla selamlıyorum. Size de teşekkür ederim. Efendim teşekkür ediyoruz.